Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da paralel kenarın tarama testini gömmeye çalışacağız arkadaşlarım. Bakalım nasıl sorular sormuşlar tarama testinde. İyi dinleyin, öğrenmeye çalışın goberler. Birinci sorumuz diyor ki, birim kareler üzerinde AB ve AD doğru parçaları veriliyor. Peki, buna göre oluşturulacak ABCD paralel kenarının dördüncü köşesi aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş. Bayağı basit bir soru olmuş işte arkadaşlar. Burada yapacağımız şey şu. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir diyeceğiz. Ve şu alttaki kenarın 4 birim olduğunu gördünüz. Üstteki kenar da 4 birim olacak. 1, 2, 3, 4 dediğimde Lüleburgaz noktasına geliyor arkadaşlarım. Dördüncü köşe. Yani paralel kenar şöyle bir şekilmiş dostlarım. Cevabımız L noktasıdır. Böyle bir soru üniversite sınavında sorulmaz tabii ki. Hocalarımız bunu hani konuyu iyice öğrenin diye sormuşlar dostlar. Evet, geldik ikinci sorumuza. İşte bakın çok güzel bir soru. Katlama sorusu, ÖSYM'nin sevdiği sorulardan. Bir okuyalım bakalım ne diyor. ABCD paralel kenarı biçimindeki karton DK ve DL boyunca katlanıyor. Peki. Şurada bir 100 derece var diyor. Başka 40 var diyor bir yerde. Tamam. 20 var diyor bir yerde. Buna göre de alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz katlama sorularında şunu yapacaktık arkadaşlarım. İlk iş katlanmış şekli katlanmadan önceki haline bir geri açacaktık. Yani şuradaki şöyle bir çizebilirsem eğer ki. Şu adamı şöyle bir geriye doğru açalım. C buradaymış. Şu adamı da şöyle geriye doğru bir açalım. A da buradaymış arkadaşlar. Şimdi bu birinci adım. Katlanmış şekli katlanmadan önceki haline geri aç. İkinci adım da şuydu dostlarım. Kat çizgisi her zaman açı ortay oluyordu. Yani bakın burada şu D, K boyunca, D, L boyunca katlandığı için DL kesinlikle açıortay. Burası da DK boyunca katlandığı için DK da kesinlikle açıortay. Sonra şu bildiğimiz değerleri de yazalım. Şurası 100 dereceymiş. U kuralı vardı paralel kenarda. Burası 100 ise şu C açısı toplamları 180 olması için 80 olmalıydı. Buraya 80'i paketledi. Karşılıklı açılar eşitti. O halde buraya da 80'i paketledim. Sonra şurası kesinlikle kat çizgisi olduğu için açıortay olacak dedik. Bakın 40 burasıysa 140 kaldı. 70 parçalandı burası da. Bir de nereyi soruyorlar? Alfayı soruyor. Yani şuradaki en üstteki açıyı soruyor bize. Şurası alfa. A diyelim hatta biz. Bu da A oldu. Şimdi 70, 80 daha 150. Şuraya 30 kaldı. Burası da 30 oldu. Paralel kenarda yine karşılıklı açılar eşit olduğu için şu Denizli'nin tamamı 100 derece olacak. Bakalım neler var. 30, 60, 80 var. Şuraya 20 kaldı toplamda. Demek ki her bir A dediğimiz ifade 10 derece olacakmış. Cevap Bursa'dan gelecekmiş dostlarım. Evet, üçüncü sorumuz. ABCD paralel kenar. İki tane açıortay görüyoruz. Çevre ABCD 32 ise AB kaç santimdir diye bir soru sorulur. Şimdi köşe taşındaki soruları çözerken şöyle yapın demiştik. Paralel kenarda bir açıortay görüyorsanız Z kuralı yapıp ikizkenar üçgen bulacaksınız demiştik. Bakın şurada bir Z kuralı var. Hemen gösterelim onu size. Bu Z kuralında buradaki açı da çizgili açı. Ve şununla şu birbirine eşit olduğu için burada bir ikizkenar var. Yani şu DF ile DA kesinlikle birbirine eşit iki kenar. Hatta ben şu EF'ye X dersem o halde burası da X artı 2 olacak diyebilirim. Ve yine paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için buranın da X artı 2 olduğunu söyleyebilirim artık. Şimdi bir de şuradan Z kuralı çakalım. Bakınız şöyle bir Z kuralı çakıyoruz hemen. Hop. Şurası da noktalı açı oldu. Dolayısıyla şu EC
B, C'ye eşit oldu arkadaşlar. E, C ile B, C. O halde burası x artı 2 ise buranın da x artı 2 olması lazım. Yani şuraya da 2 kaldı. Şimdi toplam üst taraf 2, x, 2. Yani 4 artı x. O halde burası da 4 artı x olacak. 4 artı x. Şimdi artık çevreyi söyleyebiliriz. 4 artı x burada. 4 artı x de buradan geliyor. 8 artı x yaptı. Şöyle yazalım. 8 artı x. Artı x artı 2. X artı 2 de buradan geliyor. 2x artı 4 yaptı. Burası 8 artı 2x. Burası da 2x artı 4. Eşitmiş 32'ye. 8 ile 4'ün toplamı 12 yaptı. Artı 4x var. Eşittir 32'ye. 12'yi buraya attık. 4x eşittir 20. X eşittir 5 çıktı. Bize de AB'yi, yani x ile 4'ün toplamını soruyor. Yani 9'u soruyormuş dostlar. Evet, dördüncü sorumuz arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor gençliğin gözyaşları. Şimdi, öncelikle şu ardışık iki köşeden çıkan açıortayların arasındaki açı 90 dereceydi. Bunu bir yerleştirin. Sonra 3, 4, 5'i görelim arkadaşlar. Burası 5. Şurası da 5 oldu. Çevrenin bakın bir kısmını bulduk. Sonra bir tek AB kenarı kaldı değil mi? Şuradaki X dediğimiz veya DC'de X olur. X kenarı kaldı. Demiştik ki tam bu köşeden paralel çizilen doğru her zaman tam yan kenarları 2'ye böler. Yani 5 bölü 2 yani 2,5, 2,5, 2,5 diye böler. Ve hatta muhteşem üçlüden bu da 2,5 olur. Demek ki burası da E'den gelen şu paralel doğru toplamda 4,5 ile 2,5'un toplamı oldu. 7 oldu yani. O halde X de 7. Bu da 7. Ve şimdi çevreyi toplayabiliriz. 7, 7 daha 14, 5, 5 daha 10. Toplamda 24 yaptı. Adana'dan geldi cevap. Evet, yeni nesil bir sorumuz var. Paralel kenarı biçimindeki bir karton köşegenleri boyunca kesilip soldaki ve sağdaki parçanın eş kenarları boyunca birleştirilmesiyle yeni bir paralel kenar yapılıyor. Şimdi bunun köşegenlerin birbirini ikiye böldüğünü biliyoruz arkadaşlarım. Şunlar da birbirini ikiye bölüyorlar. Eş kenarları tabii ki şurası 90'sa şu Z harfinden burası da 90. Eş kenarlarını birleştirmişiz burada biz. Eş kenarları hangileri? Ya bununla bunu birleştireceğiz ya da bununla bunu. Ama bakın 90'ın karşısı burada buraya gelmiş. Yani 90'ın karşısına biz iki çizgi koyduk ya. İki çizgi buraya gelmiş. Biz de öyle yapalım. Demek ki tek çizgilerin üstünde birleştirmiş. Şunlar tek çizgi. Bu da bunlar da diğer dik üçgenin üçüncü kenarı yani 6. Şurası 6. Burası da 6. Tamamdır. Şimdi şurada bir de bakın 6, 8, 10 üçgeni var. Demek ki şurası 8 yani 4, 4. Bizim tek çizgili kenarımız da 4. Hemen Pisagor çakalım burada. 36, 16, 52 yaptı. 52 de dışarıya 2 kök 13 diye çıktı. Bu da 2 kök 13. Yeni paralel kenarın uzun kenarlarından biri nedir? 2 kök 13'tür arkadaşım. Bulmuşuz zaten çoktan. Evet, geldik son sorumuza. Yok, son değil. 6. soruya geldik. AC 22'ymiş ve diyor ki CE EB oranını vermiş bize. Şurası 3K, şurası 5K. O halde burası 8K. Şimdi şurası tam köşegenleri ikiye bölündüğü nokta. Şurada da bir kelebek üçgen var arkadaşlarım. Bakınız şöyle gösterelim. Burada da bir kelebek üçgen var. 3'e 8 oranına sahip bu kelebek üçgenler. Yani şurası ne diyelim 3M ise şurası toplamda 8M. Hatta iki katını alalım. 6M, burası da 16M olsun. Niye iki katını aldım? Çünkü birazdan
F noktası köşegenleri tam ortalayan nokta ya. İkiye böleceğim bunları birazdan. Tam ikiye bölünen sayılar olsun diye, rasyonel sayılarla uğraşmayayım diye ikişer katlarını aldım. Şimdi toplam bu AC köşegeni ne oldu? 16. 6 daha 22M oldu. Ve biz bunu ikiye böleceğiz değil mi? 11M. Buraya 11M de yukarıya, yani şuraya da 5M kalacak. Şimdi AC'yi, yani toplam 22M'yi 22 olarak vermiş bize. Demek ki M 1. 5M'yi soruyor. Cevap 5. Evet, bu tamamdır. Geldik 7 numaraya. Kenar uzunlukları 80 ve 140 metre olan dikdörtgen biçimindeki yeşil arazinin içinde iki eş paralel kenar yol yapıldığında kalan arazilerin bazı uzunlukları şekilde gösterilmiştir. Peki. Buna göre arazi içinde yola ayrılan alan nedir diye bir soru sormuş. Ben bunun benzerini ben çözdük arkadaşlarım daha önce de. Şimdi bir gösterelim. Şimdi şu üst kenar toplamda 140 olacak. 140'ın 70, 10 daha 80'i burada. Geriye kaldı 60. 60'ı da bakın şunlar eş paralel kenarlar oldukları için bunun şurası da 30, burası da 30 olacak şekilde 60'ı ikisine paylaştırdık. 30, 30 diye. Şimdi şu paralel kenarın alanını bulacağız arkadaşlarım, şu beyazın. Tabi bunun için bize bunun yüksekliği lazım. H. H'ı da şurada vermiş 80. Tabanını da biz bulduk 30. Yükseklik illa paralel kenarın şöyle içinden çizilecek diye beklemeyin. Dışından çizildi bakın. Eğik paralel kenar olduğu için bu bayağı bir eğik. O halde alanı 30 çarpı 80. Yani 24 çift 0. Bu bir tanesinin alanı. İki tane paralel kenar olduğu için çarpı 2 diyeceğiz arkadaşlarım. Cevabımız da 4800 gelecek. Edirne'den çıkacak. Paralel kenar DC 15, alan ABK 30 olduğuna göre X kaçtır diye soruyor. Şimdi şuranın da 15 olduğunu biliyoruz. Bir de şunu biliyoruz. Şu açıortaydan bir buraya çizdiğim diklik, bir de buraya çizdiğim diklik birbirine eşitti arkadaşlarım. Bunlar eşit olacaklar. Şimdi bakın artık bu üçgenin yüksekliğini biliyoruz. X. Tabanı 15, yüksekliği X. Çarpıp 2'ye böldüğünüzde de alanı buluyorsunuz. Hemen 15 ile 30'u sadeleştirdim. 2. 2 ile de 2'yi çarptım. 4 geldi sorunun cevabı. Evet, 9. Uzun kenarı kısa kenarının 1,5 katına eşit olan. Elhamdülillah, siz de görün. Hadi bir daha yapacak mıyız bakalım, bekleyeceğiz. Bir de diyorlar ki hocam niye yüzünüzü göstermiyorsun? Şimdi şu anda benim yüzümü görseniz var ya, kimse daha izlemez bu kanalı. Zaten 3-5 kişi anca izliyor. Ah. Evet, devam edelim. D köşesinin açıortayı boyunca kesiliyor. Tamam, kestik. Buna göre elde edilen küçük parçanın alanının büyük parçanın alanına oranı nedir? Şimdi bir kere önce şu yukarıda konuşalım. Açıortay varsa Z harfi vardı arkadaşlarım ve şurası da noktalı açı. Demek ki burayla burası ikizkenar. Onu burada da gösteriyorum. Burasıyla burası ikizkenar. Şimdi diyor ki bir de bize uzun kenar kısa kenarın 1,5 katı. Yani ben buraya A dersem burası 3/2A. O halde ben buraya 2A diyeyim. Bu da 3/2 katı olacak ya. Burası 3A olsun. Daha güzel sayılarla muhatap olalım. Şimdi geldik buraya. Biz buraya 2A dedik. O zaman bu da 2A. Buraya 3A dedik. O zaman burası A. Buna göre elde edilen küçük parçanın büyük parçanın alanına oranı. Şimdi dostum biz şuradan paralel kenarın köşegenini çizsek. Şuna 2A alanı yazdığımızda 2'ye 2A, 1'e 1A alanı yazacağız. Köşegen alanı 2'ye bölüyordu. Burası 3A ise burası da 3A olacak. Bakın büyük parça 4A,
küçük parça 2A. Yani küçük parçanın büyük parçaya olan 2 bölü 4'ü soruyormuş. O zaman 1 bölü 2'yi işaretledik. Son soru. 5 var, 6 kök 3 var, 30 var. Şurası da Z harfinden. Burada 30. 90 var, 60. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı 3 kök 3. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katıdır 9. Şimdi şurayı çizdiğimizde şu üçgenin alanı tüm paralel kenarın yarısı oluyordu. Peki bu üçgen tabanı 14, yüksekliği 3 kök 3 olan bir üçgen. Alanı 7 yaparsak burayı 21 kök 3 çıkar üçgenin alanı. Ve bunun 2 katı olacağı için 42 kök 3 yapar aradığımız alan. Evet gençler, tarama testini de gömdük. Bir sonraki videoda da konu testini gömeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.